Parantez içerisinde abajurlar. Gündem maddemiz var. Gündem maddelerine başlıyorum. Gündem maddemiz Sayın Başkanım. Görüşmek öğrenci taşımacılığı yapmak üzere S plaka özel izin belgesi düzenlenmesi ayı dönemlerinde taksi ücretlerinin yeniden revize edilmesi talebi. Bu maddemiz açılış 3 lira, kilometresi 3 lira olan fiyat tarifesi açılış 3,5 lira, kilometre 3,5 lira olarak revize edilmesi alakalı veya 3,5 olsun da şeklinde. 11 dilinde çıktı o şekilde. Diye alt komisyonda da görüştük. Buna yakın, en yakın Adana 3,5-3,25 zaten şu anda. Şimdi birden böyle vatandaşın şu halinde böyle yüksek taksi ücretleri ya da yüksek doluş ücretleri gibi uygulamaların çok yararlı olmadığını düşünüyorum şahsen. Taksimetreyi açmaması. Ya bunu nasıl önleyebiliriz? Fiyat yüksekti, geçen sene düşürdük. Evet. Fiyatı düşürdük. Arttı mı peki bu düşmeden sonra taksi kullanıyor? Hayır, artmadı. Artmadı. Fiyat... Efendim mazotun zamlanması bilmem ne de şudur budur. Yani mecburen yapması lazım yani taksilerde. Bizim belediyenin önünden biniyor vatandaş. İşte kara parasına kadar Reyhanlı Kavşağı'na da gitmek istiyor. Normalde buraya bir dolmuş da gitse 2 liraya gidecek. Ama taksiye binse 10 lira tutacak muhtemelen değil mi? Bu yaklaşık. Evet. İşte böyle 5 kat fark oluşmasın ki insanlar biraz taksiye meyletsin diye düşündüğüm için söylüyorum. Başı alt komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu okulların önünde kesişik kasislerin kaldırılmasını, vazgeçmiş olmasını talep etmiştik. Fakat alt komisyonda kasislerin kalması yönünde karar çıkmıştı. Oradaki son, orada kasis standartlara uygun diye mi? Evet Sayın Başkanım. Konu iptaliyeli yazısıyla Antakya ilçesi Güzelburç mahallesinde bulunan Güzelburç Sanayi Köprüsü'nde etrafı akışın yeniden düzenlenmesi talebi. Buradaki 7 metrelik asfalt dökülen yolda mülk sahibinin